Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Bugün 156 adet güncel bilgiler sorusunu beraber çözeceğiz. Toplamda 26 adet denemeden oluşuyor. Her bir deneme 6 soru. Bunlar genel kültür bilgileri ve güncel bilgiler son zamanlardaki güncel gelişmelerden oluşmaktadır. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar sizlerden her zamanki gibi istirham olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olunuz lütfen. Ve bir de yorum ve beğenilerinizi lütfen ama lütfen eksik tutmayınız. Bizlere sağlayabileceğiniz en büyük katkılardan birisi de budur. Dedikten sonra hemen videomuza geçmek istiyorum ve ilk denememizden başlıyoruz. Birinci sorumuz. Nisan 2022 tarihinde UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne Karatepe yazıtları adıyla kaydedilen Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki 2700 yıllık yazıtlar aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Evet arkadaşlar hızlı hızlı geçeceğim çok detaylara girmeden. Karatepe yazıtları Nisan 2022 tarihinde UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne kaydedilmiştir. Biliyorsunuz ÖSYM UNESCO ile ilgili bilgileri çok sever. Bu Karatepe yazıtları arkadaşlar Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadaşlar. İkinci sorumuz. Yaklaşık 50 yıldır yanan ve cehennem kapısı olarak da bilinen Derveze gaz krateri aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır diye sormuş bizlere. Derveze gaz krateri arkadaşlar bir diğer ismiyle cehennem kapısı olarak bilinen Derveze gaz krateri Türkmenistan'da yer almaktadır. Üçüncü sorumuz. 1911 Kastamonu doğumlu olan önemli eserleri arasında Hababam Sınıfı, Yıldız Karayel ve Karartma Geceleri bulunan ünlü yazar kimdir demiş. Hababam Sınıfı, Yıldız Karayel ve Karartma Geceleri. Bu eserler Rıfat Ilgaz'a aittir. Ünlü edebiyatçı Rıfat Ilgaz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Mart 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanarak 5. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mart 2022'de 5. kez Avrupa şampiyonluğunu ilan eden ve kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit'tir. Önemli bir bilgidir bu da. Beşinci sorumuz. Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Bizim Aile, Çöpçüler Kralı gibi filmlerde rol alan 23 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybeden usta sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Ayşen Guruda'dır arkadaşlar. Aynı zamanda Ayşen Guruda domates güzeli olarak da bu lakabıyla da bilinir. Altıncı sorumuz. Güneş'e uzaklık bakımından 4. sırada yer alan ve kızılımsı görünüme sahip olduğu için kızıl gezegen olarak da isimlendirilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Yine NASA tarafından da birçok araştırmanın yapıldığı yerdir burası. Hangi gezegendir? Mars arkadaşlar. Kızıl gezegen olarak kızılımsı yapısından dolayı kızıl gezegen olarak da bilinen gezegen Mars'tır. Geçiyoruz ikinci denememize. Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Ihlara Vadisi aşağıdaki illerimizden hangisinde yer almaktadır? Evet, Ihlara Vadisi biliyorsunuz doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yerdir. Nisan 2022'de kesin korunacak hassas alan da ilan edilmiştir. Ihlara Vadisi Aksaray ilimizin sınırları içerisinde yer almaktadır. Nisan 2022 tarihinde Türksoy tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen Şuşa kenti aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Evet, Şuşa biliyorsunuz 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir. Bu soruda aynı zamanda farklı bir soru da üretebilir ÖSYM. Yani 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresidir diye de sorabilir. Şuşa'dır. Şuşa da arkadaşlar Azerbaycan'a bağlı bir şehirdir. Üçüncü sorumuz. Kurt Kanunu, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları isimli eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bir yıldız atalım buraya. Çünkü bu soruyu bu sene bekliyorum. Bu yazar aynı zamanda 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Vefa Ödülü'nde almıştır. Kimdir bu yazar? Kemal Tahir. Bu sene mutlaka bu sorunun sorulacağını bekliyoruz açıkçası. Eserler arasında Kurt Kanunu, İzmir Suikastı'nı ele alır. Yorgun Savaşçı, Milli Mücadele dönemini anlatır. Esir Şehrin insanları
Bir de Devlet Ana isimli eseri vardır ki bu eserinde de Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini ele almıştır. Kemal Tahir bir diğer önemli özelliği dedik ki 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa dalında ödül almıştır. Kemal Tahir dolayısıyla sorulmasını bekliyoruz. Mart 2024. sorumuz. Mart 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kadınlar 50 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Evin Demirhan Yavuz'dur arkadaşlar. Evet, Evin Demirhan Yavuz Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda altın madalya kazanmıştır. Beşinci sorumuza geçelim hemen. Nisan 1919 yılında Yamanlar oyununda Emel rolüyle ilk kez sahneye çıkan ilk Türk Müslüman kadın oyuncu ÖSYM bu soruyu 2016 KPSS lisans sınavında sordu arkadaşlar. İlk kadınlar o yüzden son zamanlarda çok popüler hale geldi ve sorulmaya başlandı. Yamanlar oyununda Emel rolüyle ilk kez sahneye çıkıp ve aynı zamanda ilk Türk Müslüman kadın oyuncu olan kişi kimdir? Afife Jale'dir arkadaşlar. Evet. Yamanlar oyununda Emel rolüyle bilinir ve sahneye çıkan ilk Türk Müslüman kadın oyuncudur. Afife Jale. Altıncı sorumuz. Türkovak aşısını geliştirerek adını duyuran bilim insanımız aşağıdakilerden hangisidir? Türkovak, COVID-19'a karşı geliştirdiği Türkovak aşısıyla nam salan bilim insanımız Aykut Özdağaren Deli'dir. Üçüncü denememiz. Mart 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 9. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Taha Akgül'dür. Evet, 9. kez Avrupa şampiyonu olmuştur Taha Akgül. İkinci sorumuz. Mart 2022 tarihinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve sakin şehirler ağına dahil edilen Kemaliye ilçesi aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Bu soruyu da bekliyoruz bu sene sorulmasını. Sakin yani Cidda Slow sakin şehirler ağına eklenen daha doğrusu en son eklenen Kemaliye ilçesi Erzincan'a bağlıdır. Evet, Erzincan ilimize bağlıdır. Kemaliye ilçesi. Üçüncü soru. İnsanların kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyip kendilerini boğaların önüne attığı San Fermin Festivali hangi ülkede düzenlenmektedir? İspanya. Boğa Güreşi Festivali olarak da bilinir. ÖSYM daha önce böyle bir soruyu da sormuştur güncel bilgiler kısmında. Dördüncü sorumuz. Ocak 2022 tarihinde New York Times'ın 67 ülkeden ankete katılan okurların oylarıyla belirlediği 125 yılın en iyi kitapları listesinde ilk sırayı alan Bülbül'ü Öldürmek isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bülbül'ü Öldürmek kitabının yazarı Harper Lee'dir arkadaşlar. Evet, New York Times tarafından 67 ülkeden ankete katılan okurlar arasında 125 yılın en iyi kitapları listesinde ilk sırayı Bülbül'ü Öldürmek isimli kitap almıştır. Bu kitabın yazarı da Harper Lee'dir arkadaşlar. Beşinci sorumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1842-1910 yılları arasında yaşamış Mimozalı kadınlar, Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserleriyle tanınan ünlü ressam aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mimozalı Kadın ve Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserler Osman Hamdi Bey'e aittir. 2020 KPSS lisans sınavında güncel bilgiler kısmında da soruldu. Kur'an Okuyan Kız adlı tablosu soruldu. Osman Hamdi Bey önemlidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk müzenin kuruluşunu yapmıştır. Asara Atika isimli Osmanlı Müzesi'ni ilk kuran kişidir. Aynı zamanda Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır da Osman Hamdi Bey. Ama ressam kimliğiyle daha çok bilinir. O yüzden tabloları önemlidir. Bunları lütfen biliniz. Altıncı sorumuz. Sürüngenler sınıfından olan belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştiren hayvanlar bukalemundur.
ÖSYM neden sormasın ki, böyle şeyler sormuştur daha önce. Güncel bilgilerin o yüzden ucu bucağı yoktur diyoruz. Dördüncü denememiz. Birinci sorumuza bakıyoruz hemen. İlk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen ve 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sinema oyuncusu kimdir? Türkan Şoray arkadaşlar. Boş Beşik, Boş Beşik, Kanlı Nigar filmleriyle de bilinir. Kanlı Nigar. Ve Keşanlı Ali Destanlı filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü de almıştır Türkan Şoray. Yine bunu da sorulmasını bekliyoruz açıkçası. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Milletvekili Seçim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında seçim barajı yüzde kaç olarak belirlenmiştir? Nisan 2022 tarihinde seçim barajı %10 iken %7'ye düşürülmüştür arkadaşlar. Evet, yeni seçim barajı %7 olmuştur. Nisan 2022 tarihinde üretimi tamamlanan Atak taarruz helikopterinin ilk ihracatı aşağıdaki ülkelerden hangisine yapılmıştır? Filipinler. Evet, Atak taarruz helikopterinin ilk ihracatı Filipinlere yapılmıştır. Dördüncü soru. Nisan 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stil 130 kiloda altın madalya elde ederek 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayalp. 9. kez ve 125 kiloda altın madalya kazanan kişi ise Taha Akgül'dü. Evet, 9. kez şampiyonluğunu elde eden ve 125 kilo serbest stilde şampiyon olan ise Taha Akgül'dür. Rıza Kayalp ise arkadaşlar 130 kiloda ve 11. kez Avrupa şampiyonu. Buraya dikkat edelim, karıştırmayalım. Çünkü şıklara muhtemelen Taha Akgül ve Rıza Kayalp ikisi birlikte eklenebilir. 5. sorumuz. 1911 Kastamonu doğumlu olan önemli eserler arasında Hababam Sınıfı, Yıldız Karayel, Karartma Geceleri. Bu sorunun benzerini ilk dönemimizde çözmüştük. Rıfat Ilgaz. Hababam Sınıfı adlı eserin yazarı Rıfat Ilgaz'dır. 6. sorumuz. İran ve Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Fars, Uygur, Özbek ve Türkmen halkıyla özdeşleşen iki telli saz aşağıdakilerden hangisidir? Tambura. Fars, Uygur, Özbek ve Türkmen halkıyla özdeşleşmiştir. Tambura çalgısı veya sazı. 5. denememiz. Mart 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilodan mücadele ederek altın madalya kazanan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 92 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanan milli sporcumuzu sormuş Feyzullah Aktürk arkadaşlar. Bu da 92 kiloda altın madalya kazanmış. İkinci sorumuz. Mart 2022 tarihinde Türkiye'nin Cidde, Slow, Sakin Şehirler ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Biraz önce benzerini çözdük. Kemaliye arkadaşlar. Sakin Şehirler ağına eklenen son yerdir. Nereye bağlıydı Kemaliye? Erzincan. Üçüncü sorumuz. Adana'nın Kurtuluş Günü'nde yazdığı ünlü bayrak şiirinden dolayı bayrak şairi olarak anılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bayrak şairi Arif Nihat Asya'dır. Bayrak şiirinden dolayı bayrak şairi olarak tanınır. 4 Mart 2022 tarihinde Oscar ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi ödüllerinde en iyi film ödülünü kazanan yapıt aşağıdakilerden hangisidir? Koda arkadaşlar. 94. Akademi ödüllerinde en iyi film ödülünü Koda filmi kazanmıştır. Bu da önemlidir. Sorulması muhtemeldir. 5. Beyindeki ölü hücreleri diriltmeyi başaran ve en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Hande Özcinler, Türk bilim insanı, beyindeki ölü hücreleri diriltmeyi başardığından dolayı en iyi buluş yapan 10 bilim insanlarından birisi olmuştur. 6. Belleğin Azmi adlı eseriyle tanınan sürrealist akımın en önemli temsilcilerinden kabul edilen ressam aşağıdakilerden hangisidir? Belleğin Azmi tablosu kime aitti veya resmi kime aitti?
Arkadaşlar Salvador Dali. İkinci Dünya Savaşı'nın yansımalarında eserlerine aktarmıştır ve sürrealist akımın da öncülerindendir. Sürrealist. Yazamadım şöyle. Altıncı dönemimiz. 2022 Oscar ödüllerinde Koda filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan ve Akademi ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçen oyuncu aşağıdakilerden hangisidir? Troy Hotsur. İlk işitme engelli oyuncu olarak, daha doğrusu Oscar kazanan ilk işitme engelli oyuncu olarak tarihe geçmiştir. Koda filmindeki en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Troy Kotsur. Mart 2022 tarihinde Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu AXIS Avrupa tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? 2023 Dünya Spor Başkenti olarak Konya ilimiz seçilmiştir. Bu da önemlidir. Önemli yapıtlar arasında Avignonlu kızlar Guernica yer alan kübizmin kurucusu olan ressam aşağıdakilerden hangisidir? Avignonlu Kızlar ve Guernica adlı eserler Pablo Picasso'ya aittir. 2022 EKYS sınavında da sorulmuştur. Eğitim kurumları yöneticilik sınavında da Pablo Picasso'nun Avignonlu Kızlar ve Guernica adlı eserleri soruldu. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Savaştan izlenimlerini aktardığı ilk eseri Kurlianda'yı 1950 yılında okurlarıyla buluşturan ve Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybeden Kazak Edebiyatı'nın çınarı olarak bilinen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Kazak Edebiyatı'nın çınarı olarak da bilinir. Kurlianda en önemli eseridir. Kimdir bu? Abdülcemil Nur Peysov. Evet, Abdülcemil Nur Peysov Şubat 2022 tarihinde de hayatını kaybetmiştir. Kazak Edebiyatı'nın çınarı olarak da bilinir dedik. Beşinci sorumuz. Türk kültüründe uzaklığı ve ıssızlığıyla bir sembol haline gelen Fizan aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içerisinde yer almaktadır? Evet, sürgüne gönderilen yerdir Osmanlı Devleti döneminde. Bu Fizan günümüzde Libya sınırları içerisinde yer almaktadır. Altıncı sorumuz. Şubat 2022 tarihinde 2021 Afrika Uluslararası Kupası şampiyonu olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Finalde Mısır'ı yenerek şampiyon olan Senegal'dir. 2021 Afrika Uluslararası Kupası şampiyonu Senegal olmuştur. 7. denememiz ilk sorusu. Mart 2022 tarihinde Oscar ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan film yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Jane Campion en iyi yönetmen ödülünü almıştır. 94. Oscar Akademi ödüllerinde. Evet, Jane Campion. İkinci sorumuz. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda dünyanın ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak bilinen Aşıklı Höyük aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Aksaray ilimizde yer almaktadır. Bu Aşıklı Höyük burada bulunan bir kafatasında dikiş izleri tespit edilmiştir ve yapılan incelemeler sonucunda dünyanın ilk beyin ameliyatının burada yani Aşıklı Höyüğü'nde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu Aşıklı Höyüğü ise Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üçüncü sorumuz dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü aşağıdakilerden hangisidir? 1915 Çanakkale Köprüsü o da yine Nisan 2022 itibariyle açılışı gerçekleşmiştir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün. 1925-2006 tarihleri arasında yaşayan Kibar Feyzo, Eğrelti Gelini ve Selvi Boylum, Al Yazmalım adlı filmlerle tanınan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir? Atıf Yılmaz. Kibar Feyzo, Eğrelti Gelin, Selvi Boylum, Al Yazmalım adlı filmlerle tanınan yönetmen Atıf Yılmaz. Beşinci soru. Mustafa Kemal Atatürk tarafından askeri okulların müfredatına konulmasını emrettiği Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı eser kime aittir? Grigori Petrov ya da. Grigori Petrov'a ait olan Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı eseri Mustafa Kemal askeri okulların müfredatına eklenmesini istemiştir. Altıncı soru. Etkeni
Bacillus antarctis isimli bakteri olan esas olarak ot yiyen hayvanların hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Şarbon hastalığı. Bacillus antarctis isimli bakteri olan esas olarak ot yiyen hayvanların hastalığı hangisidir? Şarbon. Bu da bir genel kültür bilgisi olarak kalsın burada. 8. denememize hızlıca geçiyoruz. Mart 2022 tarihinde Oscar ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atan film oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Will Smith arkadaşlar. En iyi erkek oyuncu ödülünü de almıştır aynı zamanda. En iyi erkek oyuncu ödülünü de almıştır Will Smith. O ödülü almaya giderken de sunucu Chris Rock'a bir tokat atması sebebiyle 10 yıl Oscar ödüllerinden men edilmiştir Will Smith. İkinci soru. Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada yer alan Zühre, çoban yıldızı olarak bilinen ve tüm gezegenlerin aksi istikametinde dönen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Zühre ve çoban yıldızı olarak da bilinir ve diğer gezegenlerin tersi yönde dönen gezegen Venüs'tür arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Ceviz Kabuğundaki Evren adlı eserle tanınan ve Mart 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü fizikçi kimdir? Stephen Hawking. Kara delik üzerindeki çalışmalarıyla bilinir. Ceviz Kabuğundaki Evren adlı eseriyle tanınır daha çok. Ve Mart 2018 yılında hayatını kaybetmiştir bu ünlü fizikçi Stephen Hawking. Dördüncü soru. Nisan 2022 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilen Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde Avrupa'nın en iyi derecesini yaparak altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'dır. Yine Sümeyye Boyacı'nın önemli bir özelliği daha var. Barbie bebek firmasının yüzü de seçilmiştir. Evet, Barbie bebek firması tarafından yüz olarak da seçilmiştir Sümeyye Boyacı. Beşinci soru. Aşkın ve tutkunun dansı olarak bilinen ve Arjantin ve Uruguay kökenli dans türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşkın ve tutkunun dansı tango arkadaşlar. Arjantin ve Uruguay bölgelerinde daha çok bilinir. Altıncı soru. Ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek anlamına gelen ekonomik kavram aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYM neden böyle bir kavrama da değinmesin? Çünkü malumunuz son 1-2 yıldır ülkemizde çok ciddi bir ekonomik krizden geçmekte. O sebeple böyle bir soruyu da tercih ettik. Sorulur mu? Sorulur. Hiç belli olmaz. Ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek anlamına gelen ekonomik kavram revalüasyon arkadaşlar. Evet, bir ülkenin kendi parasını yabancı paralar karşısındaki değerini yükseltmesi anlamına gelir revalüasyon. Hemen 9. denememize bakalım yine. Mart 2022 tarihinde Oscar ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olan film oyuncusu kimdir? Jessica Chastain. Bu da en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Will Smith en iyi erkek oyuncu ödülü. Jane Champion yönetmen. Şunlara dikkat edelim. Şu şıklar üzerinde 3 tane bilgimiz yer almakta. Jessica Chastain Oscar en iyi kadın oyuncu. Will Smith Oscar en iyi erkek oyuncu. Jane Champion en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Bunları da böyle bilelim. İkinci soru 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracıyla uzaya ilk ayak basan kozmonot aşağıdakilerden hangisidir? Pardon, aya ilk ayak basan demiş. Özür dilerim. Aya ilk ayak basan kozmonot kimdir? Apollo 11 aracıyla 20 Temmuz 1969 tarihinde giden Neil Armstrong arkadaşlar. Aya ilk ayak basan kişi Neil Armstrong'dur. Yuri Gagarin ise uzaya ilk çıkan insan, ilk kozmonot ya da. Üçüncü soru. Güneş'e uzaklık bakımından 5. sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir? Güneş'e uzaklık bakımından 5. olup Güneş sisteminin ise en büyük gezegeni
hangisidir? Jüpiter arkadaşlar. En büyük gezegen Jüpiter. 4. Mart 2022 tarihinde Oscar ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü söylemiştik zaten. Will Smith hatta sunucuya attığı tokat sonucu 10 yıl Oscar ödüllerinden men edilmiştir. 5. Her yıl düzenlenen Coopers Hill Peynir Yuvarlama Festivali aşağıdaki ülkenin hangisinde düzenlenmektedir? Coopers Hill Peynir Yuvarlama Festivali İngiltere'de düzenlenmektedir her yıl. 6. 1954 tarihinde doğan Titanic, Terminator, Avatar filmlerinin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu ünlü filmlerin yönetmeni James Cameron. 10. denememiz 1840-1917 yıllar arasında yaşamış düşünen adam. Daha önce soruldu bu da düşünen adam. Havva öpüş gibi yapıtları ile tanınan ünlü Fransız heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Düşünen adam, Havva ve öpüş. Kime aittir? Auguste Rodin'e aittir. Düşünen adam yanılmıyorsam 2016 ya da 2017 yılında sorulmuştur güncel bilgiler kısmında. Düşünen adam heykeli kime aittir diye sorulmuştu. 2 Mart 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi olarak seçilen başarılı oyuncu kimdir? Demet Evgar arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye temsilciliği tarafından ilk iyi niyet elçisi olarak seçilmiştir. 2022 NATO zirvesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılacaktır? 2022 NATO zirvesi İspanya'da düzenlendi. 1888 tarihinde yapılmış olan yağlı boya manzara çalışması Montmajor'da gün batımı. Evet, Montmajor'da gün batımı adlı tablo aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir? Vincent van Gogh. 2022 kış olimpiyatları veya resmi adıyla Olympic Winter Games aşağıdaki ülkenin hangisinde düzenlenmiştir? Çin'in Pekin kentinde düzenlendi. 2022 kış olimpiyatları. Dünyanın ilk halı müzesine sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? İlk halı müzesi Azerbaycan'da açılmıştır. Azerbaycan ilk halı müzesine ev sahipliği yapmaktadır. 11. denememize geçiyoruz hızlı. Mart 2022 tarihinde hayatını kaybeden insanlık uğruna Kurtlar Geceyi Sever isimli filmlerin yönetmenliğini yapan yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Kunt Tulgar. 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1204 yılında yapımına başlanan Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi günümüzde hangi ilin sınırları içerisinde yer almaktadır? Bir diğer ismiyle Gevher Nesibe Darüşşifası olarak da bilinir. Kayseri ilimi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu şifahane. 3. Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Dağa Çıkan Kurt adlı eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadelenin de aynı zamanda önemli kadın kahramanlar arasında yer almaktadır. Halide Edip Adıvar'a aittir bu eserler. 4. sorumuz. Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybeden AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü keşfettiği için 2008'de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog aşağıdakilerden hangisidir? Luc Montagnier. Luc Montagnier Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Önemli özelliği ise AIDS hastalığına karşı yol açan HIV virüsünü keşfetmesinden dolayı 2008'de Nobel Tıp Ödülünü almıştır. Luc Montagnier. 5. soru Mal Koçoğlu, Battal Gazi gibi karakterleri canlandıran ve asıl adı Fahrettin Cürekli Batur olan Türk sinema oyuncusu kimdir? Cüneyt Arkın arkadaşlar. Aynı zamanda bu da önemlidir. 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında en iyi oyuncu ödülünü de almıştır. Fahrettin Cürekli Batur yani filmlerdeki ismiyle Cüneyt Arkın. Bu da önemlidir. Sorulmasını bekliyoruz. Aşağıdaki eserlerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınmamıştır? Çile, Bir Adam Yaratmak,
Çöleynen Nur ve Aynadaki Yalanlar, Yalan isimli eserler Necip Fazıl Kısakürek'e aittir. Ama Orta Direk adlı eser kime aittir? Yaşar Kemal'e. Evet, yazalım şuraya onu da. Orta Direk Yaşar Kemal'e ait bir eserdir. 12. denememize geçelim hemen. Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar Epe kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu eskrimci aşağıdakilerden hangisidir? Aleyna Ertürk. Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar Epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk'tür. İnce Mehmet adlı eserleriyle tanınan Nobel Edebiyatı'na aday gösterilen ilk değil, bu bilgi değişti. Şurada bir hata var, orayı düzeltelim. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar şu ana kadar Yaşar Kemal olarak biliniyordu ama incelenen arşivler sonucunda bu bilgi değişti. Artık Yaşar Kemal değil de Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır arkadaşlar. Evet, Fazıl Hüsnü Dağlarca Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazardır. Sorumuza dönecek olursak, İnce Mehmet adlı eseriyle tanınan Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir? İnce Mehmet biliyorsunuz Yaşar Kemal'in önemli eseridir. Cevabımız Yaşar Kemal. Türkiye'de ilk defa lityum pili elektrikli otobüsler aşağıdaki illerin hangisinde kullanılacaktır? Evet, lityum pilli elektrikli otobüsler ilk kez Samsun ilimizde kullanılacaktır. 4 Şubat 2022 tarihinde Uluslararası Buz Yüzme Derneği İİSA 4. Dünya Şampiyonası'nda 35-39 yaş kadınlar 500 metre serbest yarışmasında 8 dakika 1 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu olan milli sporcumuz kimdir? Deniz Kayadelen. 35-39 yaş kadınlar 500 metre serbest yarışmasında 8 dakika 1 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu olmuştur Deniz Kayadelen. 5. sorumuz. 12 Nisan 1961 tarihinde uzaya çıkarak dünya yörüngesinde dolaşan ilk insan unvanına sahip kozmonot aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dünya yörüngesinde dolaşan ilk kozmonot uzaya çıkarak dünya yörüngesinde dolaşan. Hatta biz bu soruya şey dedik biraz önce, uzaya çıkan ilk insan da demek istiyor aslında bize. O da Yuri Gagarin, Rus kozmonot. 6. sorumuz. Ekim Festivali olarak da bilinen Oktoberfest Festivali aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleşmektedir? Almanya'da arkadaşlar. Her yıl düzenlenir Oktoberfest Festivali. 13. sorumuz. Pardon, denememiz. İlk sorumuzdan bakalım hemen. Mart 2022 tarihinde Danimarka Kraliçesi 2. Margaret tarafından Kraliyet Liyakat Ödülü alan Uzun Hizmet Madalyası'na layık görülen Danimarka'nın Helsinki kentinde yaşayan 70 yaşındaki Türk vatandaş aşağıdakilerden hangisidir? Konyalı Mustafa Çolak. Mustafa Çolak'ın özelliği en uzun hizmet gösteren ben. 13. denememiz. Mart 2022 tarihinde Danimarka Kraliçesi 2. Margaret tarafından Kraliyet Liyakat Ödülü olan Uzun Hizmet Madalyası'na layık görülen Danimarka'nın Helsinki kentinde yaşayan 70 yaşındaki Türk vatandaş aşağıdakilerden hangisidir? Konyalı Mustafa Çolak, Danimarka ülkesine vermiş olduğu, daha doğrusu uzun yıllar vermiş olduğu hizmetten dolayı Danimarka Kraliçesi 2. Margaret tarafından Kraliyet Liyakat Ödülü olan Uzun Hizmet Madalyası'na layık görülmüştür Mustafa Çolak isimli Türk vatandaşı. İkinci soru. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 31 Aralık 2021 itibariyle Türkiye nüfusunu kaç kişi olarak açıklamıştır? 84.680.273 kişi Türkiye'nin son güncellenen nüfus miktarıdır. 84.680.273 kişi olarak belirlenmiştir Türkiye'nin en güncel nüfusu. Üçüncü soru. 2021 TÜİK verilerine göre nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu, hem nüfus miktarı hem nüfus yoğunluğu en az olan ilimiz hangisidir? Tunceli arkadaşlar.
Nüfus miktarı olarak da, nüfus yoğunluğu olarak da en az olan ilimiz Tunceli. Mart 2022 tarihinde ulaştığı rekor seyirci sayısıyla tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip film aşağıdakilerden hangisidir? Bergen. Aynı zamanda biyografi filmidir. Tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekorunu kırmıştır. Bergen filmi. 5. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş'e yakınlığı, büyüklüğü ve yapısı ve kütlesi açısından Dünya'nın ikiz kardeşi olarak bilinir? Venüs arkadaşlar. Dünya'ya olan benzerliğinden dolayı Dünya'nın ikiz kardeşi olarak bilinen gezegen Venüs'tür. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfus artış hızı kaç binde kaç olarak açıklanmıştır? Binde 12,7 olarak açıklanmıştır. Türkiye'nin nüfus artış hızı binde 12,7. 14. denememiz. Mart 2022 tarihinde güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran stadyum Neft Stadyumu'dur. Bu stadyum Galatasaray Futbol Kulübü'ne aittir. Ocak 2022'den beri Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak görev alan Maltalı siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ocak 2022'den beri Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak görev alan Maltalı siyasetçi Roberto Metsola. Üçüncü sorumuz. 2021 TÜİK verilerine göre nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan ilimiz hangisidir? O da İstanbul arkadaşlar. En az olan ilimiz Tunceli. En fazla olan ilimiz tabii nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu. En az olan Tunceli, en fazla olan İstanbul. Yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmış 7 kitap halinde yazılan roman serisi olan Harry Potter adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? J.K. Rowling arkadaşlar. Harry Potter adlı eserin yazarıdır. Tolkien ise Harry Potter filminin yönetmenidir. Bu ayrıma da dikkat edelim. Harry Potter kitabının yazarı Rowling, yönetmeni ise Tolkien. Beşinci soru. Mart 2022 tarihinde Avrupa Konseyi aşağıdaki ülkelerden hangisini üyelikten çıkarma kararı almıştır? Evet. Ukrayna-Rusya savaşını başlattığı sebebiyle Rusya'yı Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarmışlardır. Mart 2022 itibariyle. 6. 2021 TÜİK hayvancılık verilerine göre koyun sayısında ilk sırada yer alan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Koyunda birinci olan ilimiz Van'dır arkadaşlar. 15. denememiz. Şubat 2022 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru için öngörülen 6 aylık süre 1 Şubat 2022 itibariyle kaç aya indirilmiştir? Evet, 6 aydan kaç aya indirilmiştir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru için öngörülen aylık süre 4 aya indirilmiştir. 6 aydan 4 aya indirilmiştir. İkinci soru. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında aşağıdaki ay ve günlerden hangisini kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan etmiştir? 25 Kasım gününü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılı tarihinde kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan etmiştir. 3. Zeytin Dağı, Çankaya ve Ateş ve Güneş adlı eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Fahri Rıfkı Atay, yine Çankaya ve Zeytin Dağı adlı eserler 2014 KPSS lisans sınavında soruldu arkadaşlar. Güncel bilgilerde de sorulabilir. Dikkat edelim. Fahri Rıfkı Atay da milli mücadele dönemlerine tanıklık etmiş önemli yazarlar arasındadır. Dördüncü sorumuz. Ocak 2022 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu yaşam memnuniyeti araştırmasında açıklanan en mutsuz il aşağıdakilerden hangisi olmuştur? En mutsuz il Diyarbakır olurken en mutlu il ise arkadaşlar Isparta olmuştur. Evet. En mutlu il Isparta, en mutsuz il Diyarbakır olmuştur.
yaşam memnuniyeti araştırması verilerine göre. Beşinci soru. Güneş sisteminin en yüksek dağı olan Olympus Dağı. Evet, Olympus Dağı aşağıdaki gezegenlerin hangisinde yer almaktadır? Olympus Dağı Mars'ta, yani kızıl gezegen olarak bilinen Mars'ta yer almaktadır. Altıncı soru. Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi vurmalı çalgılar arasında yer almamaktadır? Hangisi vurmalı çalgı değildir? Davul, tambura, def, bongo vurmalı çalgılar arasında ama avlos vurmalı bir çalgı değildir. 16. denememiz. Aralık 2021 tarihinde UNESCO tarafından 2023 Dünya Kitap Başkenti olarak ilan edilen yer neresidir? Daha doğrusu 2023 Dünya Kitap Başkenti olarak ilan edilen Akra şehri hangi ülkededir? Ghana arkadaşlar. Ghana'nın Akra şehri 2023 Dünya Kitap Başkenti olarak UNESCO tarafından ilan edilmiştir. İkinci soru. Ocak 2022 tarihinde G7 dönem başkanlığını devralan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Fransa. Evet. Fransa Ocak 2022'de G7 dönem başkanlığını dev almıştır. Dünya klasikleri arasında önemli yer tutan Faust adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Goethe'dir. Faust adlı eserin yazarı Goethe'dir arkadaşlar. Dördüncü soru. Ocak 2022 tarihinde 2022 Avrupa Yeşil Başkenti ilan edilen Grenoble şehri aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Fransa'da yer almaktadır. Grenoble şehri burası 2022 Avrupa Yeşil Başkenti olarak da ilan edilmiştir. Camilerde kıble duvarının içinde bulunan imamın cemaatte namaz kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir? Camilerde kıble duvarının içinde bulunan imamın cemaate namaz kıldırdığı yer neresidir? Mihrap arkadaşlar. Altıncı soru. İtalya'da 14. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve kelime anlamı yeniden doğuş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Rönesans. Yeniden doğuş anlamına gelir. İtalya'da başlamıştır. 14. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. 17. denememiz. Ocak 2022 tarihinde türünün ilk örneği olan düşük yer çekimi koşullarını simüle eden yapay bir ay inşa eden ülke hangisidir? Tabii ki Çin. Yapay bir ay inşa eden ülke Çin'dir. İkinci soru. En bilinen ve etkili konuşması bir hayalim var olan Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu soru arkadaşlar yine 2022 EKYS Eğitim Kurumları Yöneticilik Sınavında soruldu. Bir hayalim var konuşmasıyla bilinen Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi kimdir? Martin Luther King'dir. Evet, Martin Luther King. Üçüncü soru. Milli park kavramı ilk kez dünyada aşağıdaki ülkelerin hangisi tarafından kullanılmıştır? Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmıştır. Yellowstone Milli Parkı için. Dünyadaki ilk milli parktır. Yellowstone Milli Parkı. Geyserleri ve muhteşem orman örtüsü ve türü de farklı hayvanları bulundurduğu için Yellowstone Milli Parkı, daha doğrusu Milli Park kavramını ilk defa barındıran yerdir. Dolayısıyla bu Yellowstone Milli Parkı da ABD'de yer aldığı için dünyada ilk milli park kavramını Amerika Birleşik Devletleri kullanmıştır diyebiliriz. Dördüncü soru. Şubat 2022 tarihinde 4000 yıl önce soyları tükenen ve aşağıdaki hayvanlardan hangisi küresel ısınmayı engellemek için tekrar dünyaya getirilmesi için çalışmalara başlanılmıştır? Mamutlar arkadaşlar. Küresel ısınmayı engelledikleri düşünülmektedir. Bilim insanları mamutları tekrar dünyaya getirmek için bir takım çalışmalara başladı Şubat 2022 tarihi itibariyle. Beşinci sorumuza bakalım hemen. Nabizade Nazım tarafından kaleme alınan edebiyatımızdaki ilk köy romanı aşağıdakilerden hangisidir? İlk köy romanımız Karabibik. Nabizade Nazım'a ait Karabibik adlı romandır. Altıncı soru. 1872 yılında Theodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisi aşağıdakilerden hangisidir? Diyojen.
Evet. İlk mizah dergisi olan Diyojen Teodor Kasap tarafından çıkarılmıştır 1872 yılında. 18. denememize bakıyoruz. Ocak 2021 tarihinde Kava Adası'ndaki Jakarta'dan Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletine taşıyacağını ve başkentini Nursantara olarak adlandıracağını bildiren ülke aşağıdakilerden hangisidir? Başkentini Nursantara olarak değiştiren ülke Endonezya'dır. Ocak 2021 itibariyle başkent değişikliğine gidip yeni başkentini de Nursantara olarak değiştiren ülke Endonezya. İkinci soru. Ocak 2022 tarihinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifası üzerine yerine atanan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Bekir Bozdağ. Yine bir dönemler Adalet Bakanlığı yapmıştı kendisi. Tekrar Adalet Bakanlığı koltuğuna geçmiştir. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna geçmiştir diyelim. Üçüncü soru. Türk lirasından 6-0 kaç yılında atılmıştır? Evet, Türk lirasından 6-0 2005 yılında atılmıştır. 3000 kilometre üzerinde bir uzunluğa 600 kilometre kadar bir genişliğe ve 8 kilometre kadar büyük bir derinliğe sahip olan Wallis Marineris kanyonu aşağıdaki gezegenlerin hangisinde yer almaktadır? Yine Mars. Birçok özelliğiyle Mars ön plana çıkmakta. Yine Mars'ın sorulmasında aslında bekliyoruz. Wallis Marineris kanyonu Mars'ta yer aldığını bilelim. Mars'ın kızıl gezegen olarak da adlandırıldığını bilelim. NASA tarafından Perseus Varans keşif aracının Mars'a gönderildiğini bilelim. Bunlar önemlidir, sorulabilir. 5. Küçük A. Osman Gazi'nin yaşamını konu alan Osmancık adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Küçük A ve Osman Gazi'nin yaşamını konu alan Osmancık adlı eserler Tarık Buğra'ya aittir. Yine önemli bir Türk edebiyatı yazarıdır Tarık Buğra. 6. soru. Orhun yazıtları aşağıdaki hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır? Evet. Göktürk Devleti döneminde yazılan Orhun yazıtları günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır. 20. denememiz. Ocak 2022 tarihinde yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaik bulunan Germanikya antik kenti aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Antik kentler ÖSYM'nin vazgeçmediği şeylerdendir. Sorulabilir. Bu Germanikya antik kenti Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şöleninin anlatıldığı 50 metrekarelik bir mozaik bulunmuştur bu antik kentte. İkinci sorumuz. 2019 yılında göreve başlayan Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Ocak 2022'de hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'dir. Üçüncü soru. Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrim ile demokrasiye geçen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Kadife Devrimi ile kansız bir şekilde devrim yoluyla demokrasiye geçen ülke Çekoslovakya. Kadife Devrimi. Dördüncü soru. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden ABD'de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi sinema sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. ABD'de de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi sinema sanatçısı olup Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden oyuncu kimdir? Sidney Poitier. Evet, Sidney Poitier'dir. Beşinci soru. 1809-1865 yılları arasında yaşamış, suikast sonucu ölen ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 1809-1865 yıllar arasında yaşamış olup suikast sonucu öldürülen ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln'dur. 6. soru. Ülkemizde 2019-2023 yılları arasında kaçıncı kalkınma planı
uygulanmaktadır. Bu da yine ÖSYM tarafından daha önce soruldu. 2019-2023 yılları arasında ülkemizde 11. kalkınma planı uygulanmaktadır. 21. dönemimize bakıyoruz hemen. Burası 1 olacak. Şurası 2 olacak. Numaralar karışmış. Evet. 1915-1986 yılları arasında yaşamış. Şişhane'ye yağmur yağıyordu. 12'ye bir var adlı eseriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hatta Fazilet Eczanesi adlı da bir eseri vardır. Bu yazarımızın kimdir bu? Haldun Taner arkadaşlar. Keşanlı Ali Destanı da en önemli eserleri arasındadır. Keşanlı Ali Destanı. Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası boyuta taşınan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 26-29 Mayıs 2022 tarihinde aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenecektir? Ülkemizde Samsun'da düzenlendi. Yurt dışında ise Azerbaycan'da düzenlenecektir. Teknofest 26-29 Mayıs 2022 tarihinde. Üçüncü soru. 26 Şubat 1992 tarihinde Azeri sivillerin Ermeni kuvvetleri tarafından katledilmesi olayına ne ad verilir? Evet. 26 Şubat 1992 tarihinde Azeri sivillerin Ermeni kuvvetleri tarafından katledilmesi olayına Hocalık katliamı denir. Dördüncü soru. 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan özgürlük heykelini Amerika'ya hediye olarak gönderen ülke hangisidir? Evet, 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi haline gelen özgürlük heykelini Fransa, ABD'ye hediye olarak göndermiştir. 1991 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Ahmet Yesevi Üniversitesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Kazakistan'da yer almaktadır Ahmet Yesevi Üniversitesi. Altıncı soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a ait değildir? Gün Olur, Asra Bedel, Zorlu Geçit, Beyaz Gemi ve Cemile bu eserler Cengiz Aytmatov'a ait ama Korkunç Yıllar eseri Cengiz Aytmatov'a ait bir eser değildir. Son denememiz, pardon, sondan ikinci denememiz. Ocak 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Başkanı olarak göreve atanan isim aşağıdakilerden hangisidir? Ocak 2022 tarihinde TÜİK Başkanlığı koltuğuna oturan kişi Erhan Çetinkaya olmuştur. İkinci soru. 17 Aralık'ta geleneksel olarak düzenlenen Şebi Arus gecesi hangi mutasavvufun ölüm yıldönümü olarak anılmaktadır? Tabii ki Mevlana. Evet, Şebi Arus'u Mevlana ile özdeşleştirmeniz gerek. Yani biliyoruzdur. Yani çoğunuz biliyorsunuzdur. Mevlana Şebi Arus'u ölüm gecesi olarak görmüştür. Yani ölüm gecesini de aslında Allah'a kavuştuğu için bir düğün gecesi mahiyetinde tanımlamıştır Mevlana. Dolayısıyla bu gece her yıl 17 Aralık'ta Konya'da özellikle kutlanmaktadır. 17 Aralık'ta geleneksel olarak Şebi Arus geceleri hangi mutasavvıfla özdeşleşmiştir diye sorulursa Mevlana diyeceksiniz arkadaşlar. Üçüncü soru. 1876 yılında yayınlanan Tom Sawyer'ın Maceraları adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Tom Sawyer'ın Maceraları adlı eser Mark Twain'e ait bir eserdir. Dünya klasikleri arasındadır o da. 4. Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlamayı amaçlayan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Ramsar Sözleşmesi arkadaşlar. Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanım alanını sağlamaya amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Ülkemizde son Ramsar alanı olarak ilan edilen yer Nemrut Kalderası'dır. Bitlis'teki Nemrut Kalderası. Beşinci soru. Beş Şehir, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Huzur isimli eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Beş Şehir geçen hafta yapılan engelli KPSS sınavında soruldu arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. Biz önceki videolarımızda 5 şehrin sorulabilme ihtimali olduğunu,
bu şehirlerin hangileri olduğunu dile getirmiştik. Sorulabilir demiştik ve soruldu. ÖSYM yine yüzümüzü kara çıkarmadı ve sordu. O yüzden Ahmet Hamdi Tanpınar da her zaman güncel bilgiler için önem taşıyan önemli yazarlardan biridir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir, Huzur, özellikle Huzur isimli eser çok önemlidir. Bunlar Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait eserler arasındadır. 6. Kuzey'in Mona Lisa'sı ya da Hollandalı Mona Lisa olarak adlandırılan inci küpeli kız tablosu aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir? Johannes Vermeer. Kuzey'in Mona Lisa'sı ya da Hollandalı Mona Lisa olarak adlandırılan inci küpeli kız tablosu Johannes Vermeer'e aittir. Evet, 23. denememiz. Şurada bir yanlışlık olmuş. 23 yapalım şunu hemen. Türkiye'nin kuş cenneti olarak bilinen Manyas Gölü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? Evet, kuş cenneti olarak bilinen Manyas Gölü Balıkesir ilimizde yer almaktadır. 1834-1907 yıllar arasında yaşamış, periyodik tabloyu sıralamak için periyodik kanunu bulan kimyager aşağıdakilerden hangisidir? Dimitri Mendeleyev arkadaşlar. Periyodik tabloyu sıralamak için periyodik kanunu bulan kimyager Dimitri Mendeleyev. Nöroşirurji alanı ile ilgilenen 1999 yılında yılın beyin cerrahı unvanı alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Gazi Yaşargil beyin sinir sistemleri üzerindeki incelemeleriyle bilinir. 1999 yılında yılın beyin cerrahı unvanında alınmıştır Gazi Yaşargil. 4. İlk Türk Devleti'nde oynanan her oyuncunun kazandığı taşları toplayacağı büyük bir bölüm ve 12 kuyu olan tahta üzerinde 48 taşla oynanan zeka oyunu aşağıdakilerden hangisidir? Mangal arkadaşlar. Son aylarda UNESCO insanlığın somut olmayan miras listesine de alınmıştır. Mangala bu sebepten dolayı da önemlidir. Mangala sorulabilir. 4. sorumuz. Aralık 2021 tarihinde Google tarafından özel bir Doodle tasarımı paylaşılan ilk Türk kadın kimyager aşağıdakilerden hangisidir? Profesör Doktor Remziye Hisar arkadaşlar. Aralık 2021 tarihinde Google tarafından özel bir Doodle tasarımı ile paylaşılmıştır. Google'ın ana sayfası üzerinde. Kimdir bu? Remziye Hisar. 6. sorumuz. İnsan vücudunun içinde hissettiren sıra dışı müze olan Karpuz Müzesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Evet, Karpuz Müzesi insan vücudunun içinde hissettiren sıra dışı bir şekli vardır. İşte ağız yapısı, dişler, boğaz, gırtlak simülasyonu şeklinde yapılmıştır. İnsan onun içine girip onun incelemelerini yapabiliyor. Bu müzeye Karpuz Müzesi ismi verilmiştir ve bu müze Hollanda'da yer almaktadır arkadaşlar. Evet, insan ağız yapısının içine girebildiğinizi düşünün. Böyle bir müze düşünün ve tüm vücudu görebiliyorsunuz o şekilde. Bu Karpuz Müzesi ise Hollanda'da yer almaktadır. Evet, bu da 24. denememiz. Amacı üye ülkeler arasında eğitim, bilim, haberleşme ve kültür alanında işbirliğini geliştirerek uluslararası barışa hizmet etmek olan Birleşmiş Milletler'e bağlı uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, eğitim, bilim, haberleşme ve kültür alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş hangisidir? UNESCO arkadaşlar. 2. 1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'nun kısaltması hangisidir? UNICEF. Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu UNICEF. 3. 1948 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO Genel Merkezi aşağıdaki şehirlerin hangisinde yer almaktadır? Dünya Sağlık Örgütü'nün genel merkezi Cenevre'de yer almaktadır. 4. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kaç yılında kabul edilmiştir? Biliyorsunuz KPSS sınavında artık bir soru İnsan Hakları
gelecektir. Yani vatandaşlık müfredatı genişletildi. Buna insan hakları konusu da eklendi. Bu türden soru vatandaşlık kısmında da karşınıza gelebilir. Güncel bilgiler testinde de karşınıza gelebilir. Dolayısıyla hazırlıklı olmak lazım. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanmıştır ve kabul edilmiştir. 30 maddeden oluşur ve 1948 yılında kabul edildiğini bilelim lütfen. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü'nün UNESCO yani genel merkezi aşağıdaki şehirlerin hangisinde yer almaktadır? UNESCO'nun genel merkezi Fransa'nın Paris kentinde yer almaktadır. 6. Dünya Sağlık Örgütü WHO Türkiye kaç yılında üye olmuştur? Dünya Sağlık Örgütü'ne. 1949 yılında arkadaşlar Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olmuştur. 25. dönemimiz Aralık 2021 tarihinde Bingöl'de görev yapan ve Microsoft tarafından yılın en başarılı kadın eğitimcisi ödülüne layık görülen sınıf öğretmeni aşağıdakilerden hangisidir? Microsoft tarafından yılın en başarılı öğretmeni olarak kabul edilen Bingöl'deki sınıf öğretmeni adı Baran Tigan arkadaşlar. 2. İlk otobiyografik roman olma özelliğine sahip 9. Hariciye Koğuşu isimli eserin yazarı kimdir? 9. Hariciye Koğuşu'nun yazarı Peyami Safa'dır. Psikolojik bir romandır. Engelli bir bireyin, kemik erimesi olan bir bireyin daha doğrusu yaşamı üzerinde şekillenmiştir. 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'ya ait bir romandır. 3. Avrupa'da Al-Farabius olarak bilinen İhsaül Ulum adlı eserinde bilimleri ilk kez sınıflandıran, evet bilimleri ilk kez sınıflandıran Türk bilim insanı düşünür kimdir? Farabi arkadaşlar. Avrupa'da Al-Farabius olarak tanınıyor. İhsaül Ulum adlı eserinde bilimleri ilk kez sınıflandırmıştır. Evet, bilimleri ilk kez sınıflandırmış. Dördüncü sorumuz. Nisan 2022 tarihinde hizmete açılan 1305 metrelik çift tüpten oluşan Pas-Selis tüneli. Aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Evet. Antalya ilimizde yer almaktadır. Pas-Selis tüneli 1305 metrelik çift tüpten oluşuyor. Bu Pas-Selis tüneli Antalya'da açıldı Nisan 2022 tarihinde. Beşinci sorumuz. Rengarenk toprak yapısı ile adeta ziyaretçilerini büyüleyen gökkuşağı tepeleri hangi ilimizde yer almaktadır? Erzurum ilimizde yer almaktadır. Gökkuşağı tepeleri. Altıncı sorumuz. 6 yılda 42 ülkede 26 dile çevrilerek 7 milyondan fazla satılan Simyacı isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. 6 yılda 42 ülkede 26 dile çevrilerek 7 yılda 7 milyondan fazla satışı bulunan Simyacı adlı eserin yazarı Paulo Coelho'dur arkadaşlar. 26. ve son denememiz. Hemen onu da hızlı hızlı okuyup bitirelim. Türkçe Okçunun Yolu The Archer adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adayan dünyaca ünlü Brezilya roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önceki soru da yine bundan ilgiliydi. Paulo Coelho arkadaşlar son kitabı olan The Archer yani Okçunun Yolu kitabını olimpiyatlarda altın madalya kazanan milli sporcumuz Mete Gazoz'a adanmıştır. Paulo Coelho. İkinci soru. 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen Mostar Köprüsü aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Bosna Hersek'te yer almaktadır. Mimar Sinan öğrencilerinden Mimar Hayrettin de bu Mostar Köprüsü'nün inşasında yer almıştır. Üçüncü sorumuz. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Evet. Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla Kanyonu Kastamonu'da yer almaktadır. Bir özelliği daha vardır. Bunun milli park ilan edilen ülkemizde milli park ilan edilen ilk kanyondur.
İlk kanyondur. Dördüncü sorumuz. Timur Devleti döneminde Semerkant'ta yetişmiş gök cisimlerinin dünyaya uzaklığını anlatan Er Risaletül Fethiye isimli eseriyle tanınan astronom aşağıdakilerden hangisidir? Er Risaletül Fethiye isimli eser Ali Kuşçu'ya aittir. Daha sonra Osmanlı Devleti'ne katılır. Fatih döneminde Osmanlı Devleti'nde Ayasofya Medresesi'nde hocalık müderrislik de yapar. Ali Kuşçu ünlü matematik bilginleri arasında da yer almaktadır. El Risaletül Fethiye isimli eseri de yine önemlidir Ali Kuşçu'nun. Beşinci soru. Dünyada kalorifer sisteminin kullanıldığı ilk saray olan İshak Paşa Sarayı hangi ilimizde yer almaktadır? İbrahim Paşa döneminde yapılmıştır İshak Paşa Sarayı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde yer almaktadır. İshak Paşa Sarayı dünyadaki ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı saraydır aynı zamanda. Altıncı soru. Dünyanın 7 harikası arasında günümüzde ayakta kalan tek yapı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Dünyanın 7 harikası arasında olup günümüzde ayakta kalan tek yapı Mısır'daki Keops piramididir arkadaşlar. Bu kadar. Videomuz bu kadardı. Sorularımız böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sürçü lisan ettiysem affoluna malumunuz. Ramazan ayında çekiyoruz bu videoları. Zorlanıyoruz bizler de haliyle. Umarım faydalı olur. Umarım sınavlarda, denemelerde karşınıza çıkar ve çok rahat yaparsınız. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.